Sevgili Rukiye, senle devam edelim. Bir hayata tanıklık edelim. Dün nelere tanıklık ettik, neler neler oldu. Korkunç iddialar havada uçuştu. En sonunda sen dedin ki ben Yılmaz'ı komşumuz, neydi adı? Bünyamin. Bünyamin Bey'le aldattım. Küçük kızım da ondan diye itirafta bulunur ama Yılmaz sanki ekranda yeni öğrenmiş gibi kıyameti kopardı. Ama oldu, o da diyor ki, Rukiye diyor ki 2,5-3 aydır önce abim biliyordu, Dilaver biliyordu. Sonra da arkasından zaten Dilaver biliyorsa, abim biliyorsa Yılmaz hayli hayli biliyordur. Biliyor abla, mesaj attı bana. O çocuğu da vermek istemiyor. Bünyamin çocuğunun babası olduğunu iddia ettiğim Bünyamin canlı yayında olacak. Bakalım o ne söyleyecek, çok merak ediyorum ama karısı sana Dursun'eymiş adı. Karısı sana çok kızgınmış, onu söyleyeyim sadece. Ama orada da Rukiye'nin anlattığı acayip bir iddia var. Şimdi şöyle yapalım, hatırlatmasına girelim, hemen Rukiye ile konuşmaya başlayalım. Gözlerimle gördüm, beni uyuyor zannettiler. Ben sesimi çıkaramadım. Rukiye suçladığı eşi Yılmaz ve abisiyle yüzleşti. İhanet canlı yayında ortaya çıktı. Rukiye Yılmaz'ı görüyor ve kendisi mi Yılmaz'la evlenmek istiyor? Resmi nikahlarından yapıldı, sonra 3 ayın içinde düğün olacaktı. Bunlar 3 ay beklemediler, kaçmaya karar veriyor. Kaçırmışsın kızı, doğru mu? Hayır, o dedi zaten, zorladı. Beni dedi, abime söyleme, gel beni kaçır. Çocukları terk edip, yalnızda terk edip gitmezsin. Siz terk ettiriyorsunuz, siz. Biz mutlu olursak yengesi kapıları kırıyor, morali bozuluyor. Bunları hep Yılmaz biliyor. Abi. Her şeyi biliyor. O kızmasın diye, onu kızdırmayayım diye beni dövüyor. Evin huzuru bu şekilde oluyor. Kendi olaylarını suspas ettirmeye çalışıyor Rukiye. Siz Yılmaz'la nerede yaşadınız? Yılmaz onların peşinden hiç bırakmadı abla. Çalıştı, onlara yedirdi. İstanbul'da o çevrelerde inşaatta çalışıyor. Yengesine yakın duruyor diyorsun. Köye para atmıyor. Annesinin maaşını da yiyor. Bakmadım da benim çocuklarım, bir başkası mı baktı? Bakmadın. Bakmadı da benim çocuklarım bu hale nasıl geldi? Elbiseleri yok. Çocuk çoluğumu, onu hiçbir zaman ihmal etmedim. Bu kadın iyi bir anne değil yani. Anlatabiliyor muyum? Sen de iyi bir baba değilsin. Çünkü evine bakmadın. İyi baba olmazsan ben çocuklarım yanında olmam. 2,5 yaşındaki kız çocuğunun babası kim? Tamam, beni bu hataya düşüren kimmiş? Onu söyle. Kızların babası kim? Söyle. Kızların babası Yılmaz değil, doğru mu? Önce onu söyle. Kızların babası Yılmaz değil mi? 2,5 yaşında. Babası başka biri mi? Hı. Bünyamin mi? Hı. Abla beni hataya düşüren o. Bak hiç yanımda olmadı. Hep yengesinin ağzına giriyor. Yılmaz önce küçük kızının babası olmadığını öğrendi. Sonra stüdyoyu terk etti. Çocuğunun babasının Bünyamin olabileceğini biliyor muydun, şimdi mi öğrendin? Bilmiyordum Didem Hanım. Şimdi mi öğrendin? Evet. Küçüğü vermen gerekiyor bu durumda. Didem Hanım, bu çocuğun suçu günahı ne yani? Bu çocuğa zaten bakamaz. Bu rezilliği zaten yaptı. Ben artık onu çocuğum olarak kabul ettim deyip çocuğa bakmaya devam mı edeceksin? Versin abla bana. Çocuğun suçu günahı ne yani? Şimdi ne yapalım Didem Hanım yani? Şu an yaşadığı şoka rağmen çocuğu sana vermek istemiyor. Evet. Çünkü senin çocuğa annelik yapamayacağını düşünüyor. Şu an öğrenmedi abla, yalan konuşuyorlar. Senin yüzünden bu hatalara düştüm. Senin yüzünden. Vermek istemiyorum. Kızımın sonuna kadar arkasındayım. Öyle bir anneye, çocuklara layık koymuyorum. 2,5 yaşındaki çocuğunu vermeyecek. Hayır. Hiçbirini vermeyecek. Hayır. Evet, Samsunlu sevgili Rukiye Koral'ın hayat hikayesiyle devam ediyoruz. Rukiye diyor ki benim 6 tane çocuğum oldu Yılmaz'la. 32 yaşında bu arada, biliyorsunuz. 13 yıllık resmi olarak evliler Yılmaz'la. 6 tane çocukları olmuş. Eltisiyle beraber aynı evde birlikte 2 yıl yaşamışlar ve sonrasında da zaten Yılmaz sürekli işte eltisi, yani yengesi neredeyse oraya gitmiş sürekli. Yani kısacası şunu söylüyor: ben eltim yüzünden evliliğimi yaşayamadım. Yılmaz sürekli yengesini korudu. Aramızda sanki bir şeydi diyor, yani bir engeldi. Sürekli onunla ilişki yaşarken de ben gördüğüm gibi çok ağır iddialarda bulundu. Bayağı ortalık karışmış. Hatta Fatma Hanım enteresan bazı girişimlerde bulundu. Onu da ekranlardan açıklayacağım. Abisi Mustafa Bey vardı, canlı yayında olacaktı. Pardon, Muharrem Bey abisi. Muharrem Bey'in iddialarında birazdan sana soracağım. Ama neden Fatma, elti Fatma öyle davrandı? Benim de biraz kafam karıştı, açık söylemek gerekirse. Birazdan Fatma Hanım ya da siz ekrana bağlanabilirsiniz. Siz konuşabilirsiniz. Bu iddiaya, Fatma'nın söylediklerini sizlerle paylaşacağım. Ben açık konuşmayı seven bir insanım. Benim arka bahçem yok, grim yok. Ben siyah ve beyazım. Bazen bu kötü oluyor sevgili izleyiciler ama çok net bir insanım. Beni tanıyanlar bilir. Neyse, Rukiye, sen dün bize bombayı patlattın. Şimdi kocan Yılmaz'la işte hesaplaşırken, yüzleşirken bir anlamda dedin, en sonunda dedin ki Bünyamin'le
küçük çocuk Bünyamin'den en azından küçük çocuğu ver dedi. Bu ilişkiyi ailen ne zamandan beri biliyordu? Abin ne zamandan beri biliyordu? Kocan ne zamandan beri biliyordu? Eltin biliyor muydu bu ilişkiyi? 6 yıldır yaşadığını biliyoruz. Aileden kim haberdardı Bünyamin'le, komşu Bünyamin'le olan ilişkinden? Söyle, abim açık telefonumu söyle, aldı. Kim? Abim telefonumu aldı, İstanbul'a götürdü. Ne zaman? 2 ay olmuştur. 2-3 ay önce. Hı. Evet. Götürdü, dokümana vermiş. Hı. Orada öğreniyor işte. Zaten dedikodular var dedi Hasarcık'ta dedi. Bunu öğreneceğim dedi. Duymuş. Arkadaşlar Fatma'nın oğlu Sezer'den mi bahsediyorsunuz? Ne de bağlanacak mı anlamadım Sezai. Ha, Sezai de bağlanmaktan vazgeçmiş. Tamam, ben de bütün bilgileri açıklayacağım zaten. Ondan sonra bağlanmak isterlerse kendileri bilir. Şimdi sevgili Rukiye. Bünyamin'le ilişkin nasıl başladı? Şimdi Bünyamin birazdan canlı yayında olacak. Onunla konuşacağız. Evet, birazdan arkadaşlar. Birazdan, yazdan. Sakin olun. Tamam, söyleyeceğim ben size. Önce bir Rukiye ile konuşmak istiyorum. Rukiye, Bünyamin'le ilişkin nasıl başladı? Kim kime arkadaşlık teklif etti? Sen o sırada Yılmaz'la evlisin tabii. Hadi abla, 6 yıl öncesine kadar ben ona hiçbir hata yapmadım. Hiç kimseyle bir işim yoktu. Hep onun yengesinin yanında olduğu için yalnızdım, mutsuzdum. Ben bebeğimi alıp gitseydim, o 4 yaşındaki İnci'yi, ailem ne diyecekti, bu abim Dilaver, ver babasına gel diyecekti. Ben kundaktaki çocuğumu bırakıp niye gideyim? Bana 4-4'lük sahip çıkmayacaklardı, ben bunu biliyorum. Rukiye'cim, sen Eltin işte Yılmaz'la beraber oluyor, kocanla beraber olduğu için bu meseleyi işte şeyin Bünyamin'in karısı Dursun'a arayıp bu meseleden bahsetmişsin. Doğru mu? Edeceğim dedim, Bünyamin izin vermedi. Hayır hayır, ben şöyle biliyorum, bendeki notlarda şöyle var. Senle olan bütün konuşmalar benim önümde duruyor. Deşifresi, senin anlattığın her şey benim önümde duruyor. Sen demişsin ki, Bünyamin'le aynı mahallede öyle tanıştık. Bundan 6 yıl önce ben Bünyamin'in eşi Dursun'u aramıştım. Abla, Yılmaz yengesiyle aldatıyor, yatak odamda yatmışlar, yatak kırış kırış, dayanamıyorum diye Bünyamin'in karısıyla Dursun'la dertleşmişsin. Doğru mu? Evet. Ne konuştun, ne dedin peki Dursun'a? Bir anlatır mısın lütfen? Onları anlattım işte, onları söyledim. Dursun'a ne dedi peki? Üzülüyordu işte bana, üzülüyordu. Yani bu ilişkiyi 6 yıl önce sen ilk Dursun'a'nın yani Bünyamin'in karısı Dursun'a mı şey yaptın, açıkladın? Ondan önce ablama da, kendi ablama da söylemiştim zaten. Onlar ne yaptılar? İçimde tutamıyorum artık, dayanamıyorum dedim. O zamana kadar tuttum. Yani komşulara hiç kimseyi söyleyemedim zaten. Direkt bunların kulağına gider diye. Evet. Gizliyordum. Peki ablan ne yaptı ablana söyleyince? Ya abim gel falan inanmamışlar zaten. Abim bana dedi ki Yılmaz'la evlendirirken. Yılmaz dedi yengesine çok değer veriyor dedi. Yengesine değer verirsen dedi değerin olur dedi. Aslında bunu biliyordu sanki bu başından beri. Mi diyor bunu? Evet. Aa. Sen dedi Fadime'ye değer verirsen değerin olur dedi. Aynısı da çıktı. Ben adı Fadime mi Fatma mı? Fatma Fadime işte, ikisi de kullanılıyor. Fatma. Peki. Yani senin abin Elsin'e değer ver, Yılmaz'dan değer gör. O çocuk yengesine de çok düşkün dedi. Sen Fadime'ye ne kadar değer verirsen o kadar değer görürsün dedi. Onlar bana değer versin. Ben yengesine niye değer veriyormuşum ki? Niye yengesine bu kadar düşkün ki Yılmaz? Anlamadım. Niye böyle düşkün? Yani onu o mu büyütmüş, bir fedakarlı mı olmuş? Onu bahane ediyor. Öyle değil aslında. Şimdi arkasından sen de bu Eltin'le olan resmen aşkı memnuyu ben evde izlerken evde yaşıyordum. Eltin de izleyip izleyip gülüyordu diyorsun. O sırada sen bunu işte Bünyamin'in karısı şey Dursun'a söylüyorsun. Şey söyle, şimdi Dursun'a'yı alayım. Pardon, şey Bünyamin'i yayın alacağım. Evet. Söyle. Evet. Gerçekten de öyle oldu. Yani yengesiyle iyi olursak Yılmaz bana değer verdi. Yaptığım yemeği bile beğeniyordu. Yemin ederim. Eltin'le aran iyi olduğu sürece kocanla da aran iyiydi. Evet, yemin ederim. Gerçekten misin? Yemin ederim. Yengesiyle iyi olursam her şey dört ödü. O evde huzurum da var. Yılmaz aramızda iyi ama yengesiyle kötü davranırsam, onu engellersem hiç huzur vermiyordu bana. Şimdi hemen şeyi alacağım, Bünyamin'i alacağım. Şimdi Bünyamin de karısı Dursun'a ile olan konuşmasını dinlemiş senin. Doğru mu? Sonra senin numaranı karısından almış. Seni gizli bir numaradan seni aramış mı? Senin kendi numarasından. Kendi numarasını aradı ve sana bir teklifte mi bulundu? Ne dedi Bünyamin senin iddianı göre? Söyle. Her şeyi anlatmasak burada. Ama bak şimdi karşı taraf birazdan o da tam aksi şey söylüyor. O da seni suçluyor. Sana ne dedi Bünyamin telefondan arayıp? Sana nasıl bir teklifte bulundu? Bu senin iddian. Bünyamin'i de ekranda görelim arkadaşlar. O seni aldatıyorsa sen de aldat dedi. O.